Sevgili gençler merhaba. TYT'ye yönelik biyoloji çalışmamızda bu hafta kalıtımın genel ilkeleri, mendel yasaları, eşeğe bağlı kalıtım. Yani böyle üç tane çok güzel soru çözeceğiz. Yıldızlı notlar alacağız. Hadi bakalım ilk sorumuz gelsin. Bezelyelerde çiçeğin mor renkli olması baskın, beyaz renkli olması çekinik özelliktir. Farklı renge sahip iki arı döl bezelye çaprazlanmış ve F1 kuşağı elde edilmiştir. F1'de oluşan bezelyeler ise kendi aralarında çaprazlanıp F2 kuşağı elde edilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi burada bir çaprazlama sorusu var. Bakın diyor ki farklı renge sahip iki arı döl bezelye. Burası önemli. Arı döl demek homozigot demek. Yani alellerin aynı olması demek. Ama bunlar fa farklı renge sahipmiş. Demek ki biri mor, diğeri ise beyaz. Hangi özellik baskınmış? Mor renk özelliği. O zaman demek ki çaprazlamam şöyle olacak. Çaprazlanan ebeveynler, P ile göstereyim. Büyük A, büyük A küçük a, küçük a şeklinde. Bu nasıl bezelye? Mor, saf döl. Bu nasıl bezelye? Beyaz. Bu da saf döl. Şöyle diyeyim hemen. A ne olsun? Baskın özelliği veren mor. Küçük A ise çekinik özellikte olmasını sağlayan beyaz alelin harf kodu olsun. Şimdi bu çaprazlama sonucunda F1 yani birinci nesilde dikkat. Buradan ne gelecek? Büyük A yani baskın alel. Buradan ne gelecek? Küçük A yani çekinik alel. Başka bir olasılık var mı? Bir bakın bakalım. Başka bir olasılık var mı? Yok. Bu bireyden her zaman baskın bu bireyden ise her zaman çekinik alel gelecek ve birinci neslin tamamı heterozigot mor bezelyeler olacak. Yani F1'de oluşan bütün bezelyeler aynı genotip ve fenotipte. Sonra ne yapmış? F1'i kendi içinde çaprazlamış. Ne demek F1'in kendi içinde çaprazlanması? Alıyorum buradaki bezelyeleri. Heterozigot 2 bezelyeyi alıyorum. Ve neyi elde edeceğim? F2 yani ikinci kuşağı. Gençler dikkat işte bu çaprazlama mono hibrit çaprazlamadır. Mono hibrit çaprazlamanın açılımı da şudur. Büyük A büyük A. İki tane büyük A küçük A. Bakın şöyle. Ve küçük A küçük A. Monohibrit çaprazlamanın matematiksel olarak zaten olasılık açılımı gençler. Homozigot baskın bezelyeler 1 bölü 4 oranında. 2 bölü 4 oranında heterozigot baskın bezelyeler ve 1 bölü 4 oranında beyaz. Homozigot yazmama gerek yok çünkü çekinikse zaten ne olmak zorunda? Homozigot. İşte F2'nin dinle Genotip oranı, genotip oranı budur. Yani 1, 2, 1 şeklinde. Fenotip oranı, dikkat. Fenotipte homozigot, homozigot olup olmamasına bakmıyorum. Fenotipte baskın mı, çekinik mi? Ona bakıyorum. Homozigot mor, heterozigot mor. Ama her durumda ikisi de mor olduğu için 3 bölü 4 yani 3. 1 bölü 4 oranında da beyaz olduğu için 1 diyorum. Demek ki monohibrit çaprazlamanın genotip oranı 1, 2, 1. Fenotip oranı ise 3'e 1 şeklindedir. Hemen öncüllerimize bakalım. 1, F1'de oluşan bireylerin tamamı aynı genotip ve fenotiptedir. Doğru, hepsi heterozigot mor. 2, F2'de mor çiçekli bezelyelerin oluşma ihtimali mor çiçekli Burası da mor. Burası da mor. Homozigot, heterozigot. Baskın aleli taşıdığı sürece mor olacak. 3 bölü 4 yani doğrudur. 3 F2'nin genotip ve fenotip oranları aynıdır. Hayır yanlış çünkü bakın F2'nin genotip oranı 1, 2, 1. Yani homozigot baskın, heterozigot baskın, homozigot çekinik, Fenotip oranı ise baskın ve çekinik yani 3'e 1'dir. Bu yüzden doğru olanlar 1, 2. Yanlış olan cevabımız nedir gençler? Üçüncü öncül B seçeneğidir. Gençler şimdi de kan grupları ile ilgili kan gruplarının kalıtımı ile ilgili bir sorumuz var bakalım. Kan grubu AB büyük R küçük R genotipli anne ile A0 büyük R küçük R genotipli babanın AB Rh pozitif fenotipli bir erkek çocuklarının olma olasılığı kaçtır? Şimdi hemen yazalım hadi. Annemiz neymiş? Anne AB büyük R küçük R. Babamız neymiş? A0 büyük R küçük R. Nasıl bir çocukları olsun istiyor benden? AB RH pozitif. Bir de erkek olsun diyor. Hadi bakalım. Önce AB0 sistemini açıyorum. AB çarpı A0. Nasıl çocukları olabilir bu ailenin? AA A0 AB B sıfır. Doğru mu? Doğru. AB olma ihtimali buluyorum. Bakın 4 olasılık var. AB olma ihtimali 1 bölü dört. Çarpı. Dikkat. Bağımsız olayların birlikte olma olasılığını hesaplarken araya mutlaka ne işareti koyuyorum? Çarpı unutma. Hemen er aşa geçiyorum. Anneyi yazıyorum. Büyük R küçük R'ymiş. Pozitif baba büyük R küçük R o da pozitif. Bunun açılımı nedir gençler? Büyük R büyük R. Büyük R küçük R. Büyük R küçük R ve küçük R küçük R. Doğru mu? Tek tek ne yaptım? Birleştirdim. Burası önemli. Büyük R büyük R ne olacak? RH pozitif. Baskın aleli bulundurduğu sürece RH pozitif. Bu nasıl? Pozitif. Çünkü yine baskın alel var. Yanında çekinik alel var ama bunun söz hakkı yok. Bu nasıl? Bu da pozitif. Bu nasıl? RH negatif. Çünkü yanında baskın alel yok. Mecburen negatif. Pozitif olma ihtimali bakın. 3 bölü 4. Çarpı. Bir de nasıl olsun diyor. Cinsiyeti ne olsun diyor. Erkek olsun diyor. 1 bölü 2 ya dişi olacak ya erkek çarptığımda ne olacak? 3 bölü 32 yani cevabımız D seçeneği gençler. Gençler şimdiki sorumuz da eşeğe bağlı kalıtımla ilgili ki e, TYT'de baktığımızda en çok soru getiren kısımlardan birisi bu X kromozomuna bağlı çekinik özelliklerin kalıtımı ile ilgili bir soru. Evet, kısmi renk körlüğü X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik alerle kalıtılır. Kısmi renk körü olmayan bir anne ile kısmi renk körü bir babanın bir kız ve bir erkek çocukları kısmi renk körüdür. Buna göre yargılarından hangileri? Doğrudur. Şimdi tabii bunu hemen bir hatırlamamız gerekiyor. Dişilerde hemen eşeğe bağlı olduğu için 2x var dişi de, değil mi? XX. Her 2x üzerinde baskın aleli taşıyorsa dişi birey bu nasıl bir bireydir? Sağlıklı. Yani kısmi renk körü değil bir x üzerinde baskın diğer x üzerinde çekinik aleli bulunduruyor olabilir mi? Böyle bir olasılık yok mu? Var. İşte biz bu bireylere sağlıklı ama nasıl bireyler diyoruz? Taşıyıcı. Eğer dişi birey hasta değil ama hastalık alelini genotipinde bulunduruyorsa buna ne deniyormuş gençler? Taşıyıcı. Peki bir dişi birey her iki x üzerinde de kısmi renk körlüğü alelini bulundurabilir mi? O kötü çekinik aleli bulundurabilir. İşte o zaman da ne olacaktır? Kısmi renk körü. Dişilerde 3 olasılık var. 3. Neden? 2x olduğu için. Erkeklerde kaç olasılık var? Bir düşünün. Erkeğin gonozonları nasıl? X, Y. Bir tane X var özellik nerede taşınıyormuş? X'te yani Y'de bununla ilgili yani alel yok. O zaman erkekte iki olasılık var. Ya baskın aleli taşıyıp sağlıklı olacak ya da çekinik aleli taşıyacak kısmi renk körü olacak. Ben buradan şöyle bir yorum yapabilir miyim gençler? İnsan popülasyonlarını düşünün. Bir insan popülasyonunda kısmi renk körü dişi sayısı mı fazladır erkek sayısı mı? Hangisinin daha fazla olmasını beklerim? Erkek. Neden? Çünkü bir dişinin kısmi renk körü olabilmesi için iki çekinik aleli de bulundurması gerekiyor. Ama erkekte bir çekinik alel hasta ya da kısmi renk körü yapmak için yeterli. Şimdi burayı hatırladık. Hemen soruma geliyorum. Anne nasılmış? Kısmi renk körü değilmiş annemiz. 2x'i var. Kısmi renk körü değilse baskın aleli kesinlikle taşıyor. Baba nasılmış? Renk körüymüş, kısmi renk körü baba. Baba kısmi renk körüyse babayı yazmak çok kolay direk çekinik aleli bulunduruyor. Ama bir bakıyorum kız ve erkek çocukları kısmi renk körü olmuş. Bir kız çocuğun dikkat bakın burası önemli. Kız çocuk renk körü ise bu X'in birini babadan aldı. Baba kesinlikle renk körü. Diğer çekinik aleli kimden almak zorunda? Anneden. O zaman anne kesinlikle taşıyıcı. Anne Homozigot baskın olsa zaten bütün çocuklarına baskın geni göndereceği için kısmi renk körü çocukları olamaz. Anne taşıyıcı, baba kısmi renk körü dedim. Şimdi öncüllerimize bakalım. 1. Kısmi renk körü erkek çocuk ilgili aleli annesinden almıştır. Erkek çocuk babadan ne alacak ki erkek olmuş? Y. Y taşıyan spermle döllenmiş. O zaman X'i kimden aldı? Anneden. Hangi X'i alırsa kısmi renk körü olur? Çekinik aleli. Demek ki bir erkek çocuğu renk körü yapan, kısmi renk körü yapan annenin taşıdığı gendir. Çünkü babadan Y alacak. 2. Kısmi renk körü kız çocuk ilgili aleli hem anneden hem de babadan almıştır. Evet, bir kız çocuğun renk körü olabilmesi için X'in birini anneden diğerini de babadan alacak ki kısmi renk körü olabilsin. 3. Bütün kız çocukları kısmi renk körlüğü alelini taşır bu soru için. Evet taşır. Niye taşır? Çünkü bütün kız çocukları X, X'dir. Baba da zaten mecburen bu alel olduğundan bütün kız çocuklarına kısmi renk körlüğü alelini aktaracaktır. Bütün öncüllerimiz doğru olduğundan cevabımız E seçeneğidir.